markete gidiyoruz. Market fiyatlarını göstereceğim bu videoda size. Çok saçma bir giriş olmadı mı? Hadi etrafı göstereyim. Marketimiz şu, alışveriş merkezi. Ölmeden karşıya geçelim. Hop. Aslında burası alışveriş merkezi. Karavan diye geçiyor. İçinde Aşan diye bir market var. Aşan'da nasıl diyeyim, Migros gibi bir şey yani. Ukrayna genelinde olan bir şey. Market. Hadi gidelim. AVM'nin girişi bu şekilde. Bildiğimiz Türkiye'deki AVM'ler gibi ayakkabıcılar falan var. Her türlü şey var. Kıyafet var. Ne ararsanız var. Hatta Waikiki falan bile var yani burada. Collins var. Bayağı bir Türk markası var. Saçma bir yerden başladık ama sonuçta başladık. Sadece kapak satıyorlar. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Kuru 3.5'ten hesaplayalım arkadaşlar. Şöyle tavalar var. Şöyle daha büyükleri 519 grivnaymış. Tefal var. Tefal kaç grivna? 739 grivna. Şu tava 200-250 lira civarında. Genel olarak böyle. Bıçaklara geldiğimizde şöyle bıçaklar var. 146 grivna, 80, 90, 100. Güzel gibi duruyorlar ama bilmiyorum ne kadar. Böyle satırlar var, 300 grivna. Süzgeçler. Market aşırı büyük. Her şey var yani. Elektronik eşyalar da var. Burada pilleri görüyorsunuz. Böyle kalem piller 129 grivnaymış. 400. Burada kablolar var. AUX kablosu, mikrofon girişleri falan. HDMI girişi 100 grivna. Böyle işte. Kablo var. 139 grivna kulaklık. Bu aynı şekilde 89 grivna. Şöyle komple kulaklık var. Bunları da göstereyim. 200 grivna. JBL'in bir kulaklığı var. 600 grivnaymış. Şunlar var. Böyle tuşlu. 300 grivnaymış. Şu şekil. Cins cins telefonlar. Böyle. Efsaneler ölmez, sadece şekil değiştirir. Burada bir efsane görüyoruz, Nokia. 2000 grivnaymış. Burada Honor var. Ya da 2199. Böyle gidiyor işte. Zaten detaylı çekeceğim için daha sonra böyle üstün körü gösteriyorum size. Markette olduğu için. Yüksek segmentte telefonlar yok burada. Sadece orta ve düşük segment telefonları. Ayrıyeten televizyonlarımız var tabii ki. 65 inç sanırım bu. 15 bin grivnaymış. Bayağı dev gibi bir şey böyle. Sığmıyor kadroya. Daha ucuzları da var. 13 bin grivna. 19 bin grivna. Böyle devam ediyor küçülerek. Bu tarafa gelince, bu taraf komple yılbaşı için süslenmiş. Hediyelik eşyalar falan var. Saçma sapan şeylere böyle 200 grivna yazabiliyorlar. Yılbaşı ayağına milleti götürüyorlar işte. Buranın alayı çikolata. Çok güzel çikolatalar var, çeşit. Ve çamaşırları var. 2000 grivnaymış çamaşır. Ayıcık var. 400 grivna. Burada spor aletleri var. Bunları göstermiyorum artık.
Video yarım saat olacak yoksa. Buraya gelirken keşke getirsem dediğim şeylerden birisi de pandif. Pandif mi diyoruz? Bir şey diyoruz. 379 grivnaymış. Burada bayağı pahalı, 100 liraya yakın. Hatta 100 lirayı geçiyor. Gelirken getirin muhakkak. Burada şampuanlar var. Şuradan hemen Head & Shoulders'ın kaç milimmiş bu? 494 grivna. Burada dev gibi bir şey var. 167 grivnaymış. Kaç kilo bu? 900 mililitreymiş. Fantenler var. Fantenin 360'lığı 85 grivnaymış. Burada yine büyük boylar var. Genel olarak böyle. Her şey var. Yani arayıp da bulamayacağımız bir şey yok. Türkiye'deki her şey var. Tüm şampuanlar var neredeyse. Bunlar da böyleymiş. Markalardan falan anlamam. Ama Türkiye'de var sanırım bu. Schwarzkopf 33.90'mış. Böyle bir göstereyim size. Boydan boya saç boyası. Yakın çekim alıyoruz. 33.90. Burada biraz daha ucuzları var. 23.90. 22.50. Burada sanki daha profesyoneller var. 65 grivna falan. Burası da bu cins bir şey yani. Her şey var burada, kuaför eşyaları falan da var. Wax mı? Bilmiyorum ne oldu ama şekil duruyor. Burada sütler var. Burada sütler kremaymış bu gerçi. Bunlar kremaymış. Ama sütler de bu şekilde satıyorlar. Hatta hemen bir örnek gösterebilirim. Kefir. Kefir de pakette satıyorlar. Alayı böyle. Bunlar da kutulu halde satılan sütler. Benim aldığım zaten bundandı. Göreceksiniz videoda. Çikolatalı sütler pahalıymış. 200 gram. Bunlar da süt. Ve direkt yumurtanın sarısını satıyorlar. 39.20 yazıyor. Mayonez satıyorlar bu şekilde. 23.90. Öyle. Burada da kolonya şişesinde vodkalar var. Bildiğimiz kolonya şişesi gibi. 45 grivna. 3 olarak TL'sini bulabilirsiniz. Smirnoff çakması yapmışlar burada bir tane. Bunlar dandik markalar. Genelde burada üretilenler ya da Rusya'dan gelenler. Bunun bayağı reklamı dönüyor YouTube'da falan. Bu şekilde vodka. Şampanyalar şu şekilde böyle. Şampanyalar zaten ucuz. Bayağı patlatıyorlar burada. Bu şekilde. 94 grivna. Absolut. Litreliği 100 TL'ye denk geliyor hemen hemen. Şu anda 3.61 falan tutuyorsa ama 3.5'tan hesaplarsak 100 TL'ye denk geliyor. Smirnoff var burada. 2.49. Böyle işte. Adamlar paso içiyor zaten. Ayık gezmiyorlar. 2.75. Neyli bu? Ne aromalı? Lime'lı. Bu da Greyfurt'lu. Bu da ne? Karadutlu herhalde bu da. Böyle. Çeşit çeşit. Böyle viskilere gelir. Jim Beam var burada, 544 grivna. Ben
daha kalitelilerine geçelim. Bailey's var. 249 yarım litreli. Ballantine's var. Ballantine's 300 grivnaymış. Red Label var. 300 grivna. Geçiyoruz. Burada JB var. JB'yi göstereceğim. Burası bayağı ana baba günü. Kalabalık yani alkol yeri. Biraz zorlanıyorum çekerken. 0.7'liği 430'u. Şöyle kutuyla veriyorlar. Al götür diyor arkadaş. Boydan boya böyle viski. Burada dandikler var. Yine kolonya şişesine koymuşlar. 79 grivnaya veriyor. Adam böyle gezerken içiyor. Burada kral var. Kral 777 yazmışlar. 07'lik 2 tane varmış. Yok. Nasıl oluyor? Ayıkamadım ama böyle. Kutulu şekilde satıyorlar bunları. İçinde bardak hediyesi falan var. Şöyle göstereyim. Yani alkol bedava gibi bir şey. Çok bayağı ucuz. Türkiye'ye göre. Burada şaraplar var. Şarapçılara gelsin. Burada nar şarabı var. Burada kiraz şarabı var. Bu gayet çeşitli. Gayet ucuz. 57 grivna 3.5'a bölüyoruz. 77 grivna 3.5'a bölüyoruz. Fazla uzatmak istemiyorum. Zaten ucuz olduğunu anlıyorsunuz. İnanamayacağınız çeşitlilik var burada alkol konusunda. Yanında da Pringles satıyorlar. Birasını alan bunu da alıyor. Burası şimdi göreceğiniz gibi boydan boya bira. Bira zaten onu hiç saymıyorum bile. Sudan ucuz cidden. Su daha pahalı. 17.60'mış. Burada Tuborg var. 20.70. Aa burada kral var ya. 26'da. Dönüyoruz. Korona var. 27.90'mış korona. Böyle boydan boya bira işte. Enteresan gelebilecek bir şey göstereyim. 2.4 litrelik bira. Bu direkt bira. Böyle kola şişesi gibi. 36.90. Burada da küçükler var. Yani alkolsüz içecekler var. Lipton Ice Tea var burada. 17.27. Burada vanilyalı kolaklar. Benim favorim bu. Domuz etli. Domuz etli mısır. Ya bu gerçekten güzel. Ama şey, hani bak mesela bu 8 grivna. Böyle. Evet. Bu 13 grivna. 2 katından daha fazla. 3 katı falan. Bundan yemeyin arkadaşlar. Bu domuz etli. Bacon. Ayrı. Böyle işte klasik. Türkiye'de de bulunan şeyden 28 grivna. Fiyatları 3.5'a bölüyorsunuz. Tekrar söylediğim gibi. Devam ediyoruz. Bu soda mı acaba lan? Soda mı? Soda bu arkadaşlar. Bundan almayın. Genel olarak böyle çikolatalar var. 10.5 grivna. Çeşit çeşit. Ama benim favorim ileride. Onu göstereceğim. Kitkatlar var burada. Kutuyla satıyorlar. 119 grivna. Bu şekilde 15'li. Benim favorimdir. Benim favorim bu arkadaş. Kaç grivna? 18.90. Ama çok güzel tadı var. Gerçekten de bu fotoğrafta göründüğü gibi içinde aynı bu şekilde zaten
açık şeklinde belki fotoğrafını koyarım. Milkalara gelelim. Milkalar da bu şekilde. Çikolata, çok çeşitli çikolatalar var burada gerçekten. Aşırı çeşitli çikolata var. Toblerone 60 primli. Burada Kinderler var. Kinder Maxi 61 grivna. Evet arkadaşlar, marketi çekerken bomba tatbikatına denk geldim. Ortam böyle kalabalık. Herkesi birden dışarı çıkarttılar. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Videoya evde devam ediyoruz. Nereden başlayalım? Burada yazmışım zaten hepsini, not aldım. Mısır gevreği diyor. Mısır gevreği mi zaman? Şöyle göstereyim, takdim edeyim size. 9.90'dan 50 grivna diyebiliriz buna. Kaç gram? 500 grammış. İlk defa aldım. Deneyeceğim, bakacağım, güzelse pratik olur. O da kaç TL yapıyor? 13.80 TL. Kıvamına geçelim. Ne demişiz? Ketçap sos demişiz. O da şu şekil. Gördüğünüz şekilde. 450 gram. Bu da kaç lira? Kaç grivna? 15.09 demişiz. 15 grivna diyebiliriz. O da 4.14 TL yapıyor. 450 gram. Zaten bunu genelde yemeklere dökmek için kullanıyorum. Sos olarak kullanıyorum yani. Ama normal Türkiye'deki gibi sıkma ketçaplarda var. O konuda sıkıntı yok yani. Diğerine geçelim. Makarna demişiz. Makarna uzakta kalmış. Bakıyorum. Makarnamız şu. Spagetti. Ben bunu daha ucuz biliyordum. Orada yazanla burada yazan çok farklı. 26.90 grivna. Türk lirası ise 7 lira 45 kuruş yapıyor. Bu makarna için değmez. Çünkü tadı o kadar güzel değil. Ben ucuz diye alıyordum ama meğersem ucuz değilmiş. Bizi kandırmışlar. Sıradakine geçiyoruz. Neymiş? Çekirdek. Evet, çekirdeğimizi alalım. Çekirdeğimiz bu şekilde. Malatya pazarı. Yani Türk ürünleri olan reyondan aldım. Gram. Bunu ne kadar almışız? 61.12 diyor. 61 grivna'ya almışız. O da Türk lirasıyla 16.86 TL'ye. Tadı güzel ama. Daha önce yedim. Tadı güzel. Buradaki çekirdekler pek hoş değil. Pek az etmiyorum onlardan. Zaten buradakiler direkt yutuyor. Hiç böyle hani kırmayla falan uğraşmıyorlar. Müsli demişiz. Müsli'ye bakalım. Şu şekil. Görünüyor mu? Kaç gram? Hemen bakalım. Bakamıyoruz. 25 grammış. 2 tane müsli aldık. Bunun tanesi 5.90'mış. O da 1.63 yapıyor. Geçelim. Geçelim. Ne varmış? Ekmeğimiz var. Ekmeğimiz şu şekilde, baget. Kol uzunluğunda. Gayet doyurucu ama ben tek öğünde yiyorum genelde bunu. O yüzden pek ekmek yetmiyor. O ne kadarmış bakalım. 5.70'miş bagetimiz. O da Türk lirasıyla 1.57 yapıyor. Evet, öğünlerine geçelim. Ne demişim? Çakma cips demişim. Çakma cips dememin sebebi de bunun ne olduğunu çözemedim. Cipse benzettim ama lakin ki burada tadına baktım birazcık. Açtım baktım tadına. Sanırım bunu sütle karıştırıyorsunuz. Böyle bal tadı falan var. Böyle bayağı şekerli bir şey. Büyük ihtimalle onu da mısır gevreği gibi falan yemeniz gerekiyor. Geçelim. Çünkü böyle yavan yenilecek gibi değil. Aşırı tatlı. Nerede kaldık? Çakma cips. Sos yemiş. Sos Amerikan yazmışız. Amerikan sos yazmamızın sebebi de gerçekten Amerikan sos yazması.
Şu şekilde, bunu da ilk defa aldım. Nesteninmiş. Yani Nestenin amblemi var. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Patatesleri falan dökülüyormuş yani. Onu ne kadar almışız? 10,65 almışız. O da TL ile 2,94 yapıyor. Yani 3 liraya yakın. 3 lira diyelim biz ona direkt. Sıradaki soslu patlamış mısır demişiz. Soslu patlamış mısır şurada. Evet, şu. Baconlı pastırmalı. Umarım domuz değildir. Domuzlu şey diyelim çünkü domuz pastırmalı cips yedim. Yanlışlıkla. Zaten gösterdim videoda. Öyle yani. Bunu ne kadar almışız? 7.90 almışız. O da Türk lirasıyla 2,18 yapıyor. Tadı güzel. Film izlerken falan güzel gidiyor. Tatlı. Geçiyoruz. Ne demişiz? Kırmızı steak demişiz. O dolapta, şimdi onu getireyim. Evet arkadaşlar, steak'imiz bu şekil. Görüyorsunuz. Ne yazmışız buraya? 59,77 yazmışız. Aynen öyle. Kaç grammış? 187,95 gram. Yani 200 grama yakın. O da Türk lirasıyla 16,52 yapıyor. Gayet güzel. Bana 3 gün falan idare eder yani. 3 akşam yemeği yerim ben bu etle. Bakalım, değişik planlarım var. Geçelim sıradakine. Ne demişiz? Tavuk. Atalım. Tavuğumuz şu şekil. Görünüyor mu? Şu şekilde. Arka kameradan çekiyorum. Daha net çıkması için görüntünün. Bu yüzden hani ne kadar görünüyor, ne kadar kadraja sığdırıyorum bilmiyorum. Bu ne kadarmış? 1,071 gram diyor. Ne yazmışız buralara? 113,42 TL yapıyor. Bu 1 kilogram 1,071 gram tavuk ne kadar yapıyor? 113,42. O da Türk lirasıyla 31,34 yapıyor. Şu gördüğünüz tavuk tamamen göğüs. Göğüs eti. Geçelim. Bal yazmışız. Balımız nerede? Balımız şurada. Balımız şu şekil arkadaşlar. Şu şekilde. Gayet tadını bilmiyorum. İlk defa aldım. Bal aldım daha önce ama bu markayı ilk defa aldım. Bayağı ucuzmuş. 33,80 grivna. Türk lirasıyla da 9,34. 600 gram sanırım. Bakayım. Yes. 600 gramlık bal. Geçelim. Umarım zehirlenmeyiz. Sarenne demişim. Sarenne nerede? Şurada. Bunu da ilk defa aldım. Şu şekilde bir şey. İlk defa aldım. Tadını bayağı merak ediyorum açıkçası. Çünkü burada Nutella fiyatlarını zaten gördünüz. Bunu deneyeceğim. Eğer hoşsa almaya devam edeceğim. Bunu ne kadar almışız? 52,30 yazmışım. O da Türk lirasıyla 14,45 yapıyor. Kaç gram? 400 gram. Bakalım, umarım güzeldir. Geçiyoruz. Ne yazmışız? Sarenne'yi geçtik. Salça yazmışız. Salça şekil. Bildiğimiz Türkiye'deki salçanın aynısı. Domates salçası. 450 gramlık. Ne kadarmış? 13,74 tutmuş. O da Türk lirasıyla 3,79 TL yapıyor. 3,80 diyebiliriz. 450 gramlık salça. Geçelim. Hamur demişim. Hamur dolapta, onları alayım. Evet, hamurumuz şu şekil, paketlenmiş, jelatinlenmiş bir şekilde satılıyor. Buna denk geldim. Normalde böyle bir şeyim yoktur ama değişik bir şey denemek istiyorum bu sefer. Yani hamurla uğraşmak istiyorum birazcık. Değişik bir şeyler deneyeceğim. Bunu ne kadar almışız? 21,51 yazmışız. O da Türk lirasıyla 5,94 yapıyor. 6 liraya da şöyle bir hamur aldık. Kaç gram ki? Yarım kiloya yakın. 478 gram. Geç. Ne demişiz? Donmuş patates. Patatesimiz şu şekilde. 1 kilogram ağırlığında. Daha önce hiç almadım. Yani
kendim patates alıp doğramakla falan uğraşıyordum normalde. Bakalım bunu deneyeceğim. Eğer hoşsa, çünkü fiyatı uygun gibi 65.87 yazmışız. O da Türk lirasıyla 18,20 yapıyor. Yani 1 kilogram patates için bence gayet değer yani. Süt demişiz arkadaşlar. Sütümüze gelelim. Bu sütü uzun uğraşlar, uzun aramalar sonucu deneme yanılma yoluyla buldum. Herkese tavsiye ederim ama en pahalı sütlerden birisi yani buradaki. Ama en kalitelisi diyebilirim. Yani Türkiye'de içtiğim sütlerin aynısı diyebilirim. İçim sütte falan aynı yani, neredeyse hiçbir fark yok. 2,5 yağ var üzerinde, görünüyor zaten. Tadı çok iyi. Kaç grivna almışız bunu? 34,87 grivna. O da 9,63 TL yapıyor. Geçelim. Kalıp çikolata demişiz. Kalıp çikolatamız nerede? Neredesin Bibi? Şu arkadaş, gördüğünüz gibi kaç gram? 80 gram. 18,90'mış. Yani 5 lira 22 kuruş yapıyor şu gördüğünüz çikolata. Ama gerçekten şu resimde gördüğünüz şekillerin aynı, içinde de var yani. Geçiyoruz. Ne demişiz? Yumurta demişiz. Yumurtamız şu şekilde. 15'li. Buna ne kadar vermişiz? 40,50 grivna vermişiz. O da 11,19 TL yapıyor. Şöyle 15'li bir yumurta. Gayet büyük duruyor. Geçelim başkasına. Hangisine geçelim? Cipse geçelim. Cipsimiz var. Değil. Soslar burada bayağı değişik soslar var zaten. Videoda gördünüz. Burada et sos diyoruz, soğan sos diyoruz. Öyle bir şey. Denemek için aldım. Bunu da ilk defa aldım. Geçtik. Ne demişiz? Çerez bar demişiz. Çerez barda şöyle bir şey arkadaşlar. 40 gram ağırlığında. Bildiğiniz ballı mallı bir şeyler yani. Gayet hoş. Sevdim. Daha önce de almıştım zaten. Biraz pahalı sadece. 17,16. O da 4,74 yapıyor TL olarak. Ama bayağı tok tutuyor sizi. Diğerine geçelim. Dereotlu maydanozlu ekmek demişim. Bunu da denemek için aldım. Hemen yanında. Kokusu çok hoşuma gitti. Sarımsaklı falan bir şey herhalde. Böyle değişik bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar, gayet kaliteli. Denemek istiyorum. Umarım güzeldir. Ne kadar vermişiz buna? Dereotlu sarımsaklı maydanozlu bilmem ne. 9,75 vermişiz. O da Türk lirasıyla 2,70 yapıyor. Evet. Aldıklarımız bu kadar. Size şöyle şimdi takdim edeyim. Şöyle destan gibi fiş. Burada üstlerini çizdiğim şeyler, burada not alırken ayrıyeten not aldım. Fiyatlarını anlamak için. Çünkü burada Kiril alfabesiyle yazıyor. Ben Türkçe'ye çevirdim onları. Toplamda 812,25 yapıyor. Şöyle gösterelim. Onu Türk lirasına çevirdiğimiz zamansa, bu arada küsuratları falan her şeyi saydım yani, toplam direkt bölüyorum. 224,50 TL yapıyor. Bu tüm aldıklarım Türk lirasıyla 224,50 yapıyor. Neyse, fazla uzatmıyorum. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, like atmayı. Beğenmek ve like atmak aynı şey. Beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Seviyorsunuz.